Anne, burada böyle ne yapıyorsun? Gonca, senin dersin var mı? Ha? Yok, niye? Ha, güzel. Ben bir alışveriş yapıp geliyorum, tamam mı? Nine gelince beni beklemeyin, yemeğinizi yiyin, vakit kaybetmeyelim. Biri gelip anahtar bırakacak. Evin yerini de iyice bir tarif etsin, tamam mı? Hadi, tamam. Ben bir saate kadar geliyorum. Hadi, hadi. Tamam. Yumurta, tereyağı, marul, yoğurt, patates, soğan, domates. İsteğe bağlı olarak kıyma alınıp köfte yapılabilir. O kadar vahim durumda mıyız? Öyleymişiz. Yardıma geleyim mi? Ben hallederim. Pınar falan gelecek mi? Ona göre et veya balık alayım. Yok, gelmeyecek. Çok oyalanma, evde makarnamız varmış. Bu akşam onu yeriz. Öyle kuru kuru makarna olmaz. Dur bakalım, yanına kolay pişecek bir şeyler alayım. Evin hanımından başka bir şey istiyor musun? Hayır, kolay gelsin. Görüşürüz. Arzu, merhaba. Uygun musun, buluşabilir miyiz? Tabii canım. Nerede? Ne zaman? Tarabya'da. Of, açmıyor. Evde mi yok acaba? Babaannem bir yere gitmez ki, hep evde oturur. Yoksa babaanneme gidiyorum dediğinde başka bir yere falan mı gidecektin? Ne saçmalıyorsun İsmail? Ne alaka? Belki de babaanneni arıyormuş gibi yapıp salladığın bir numara çevirdin. Şimdi benim yanımda arayıp babaannene geç geleceğim falan diyemeyeceksin tabii. Kadın seni beklemiyorsa şok olacak. Evden aramayayım diye mi babaanneme gideceğim dedin? Yoksa arkadaşlarına falan mı buluşacaktın? Hasta mısın İsmail ya? Ya senin nasıl bir beynin var da bu kadar gerçek dışı şeyler üretebiliyor? Dua et babaannen o telefonu açsın. Yoksa şüphelerimde haklı çıkacağım ve canını çok fena yakacağım. Hadi babaanne, hadi babaanne, aç. Açmıyor. Hay Allah. Bir de cebinden arayayım, onu da hiç duymaz ama. Ara bakalım. Açılmazsa. Ben de şimdi seni çeviracaktım. Babaanneciğim, neredesin ya? Evden kaç defa çaldırdım. Namazımı kılıydım yavrum, açamadım. Saat bu saat oldu, aklım hep sende. Acaba dedim eve uğrayıp mı gelecek? Epey geç oldu. Neredesin? Ne zaman geleceksin? Şey babaanneciğim, okuldan sonra arkadaşlarla buluştuk. Biraz dışarıda bir şeyler yiyelim içelim dedik. İşte bir şeyler içtik. Birazdan geliyorum. Yalnız senin evinden biraz uzaktayım. Dönmem 2 saat falan sürer. Trafiğe takılırım falan, merak etme, olur mu? Tamam da geç kalma yavrum. Bak, emanetsin. Çabuk gel, oldu mu yavrum? Huzursuz oluyor. Öptüm. Tamam babaanne, bay bay. Gördün mü? Evdeymiş, namaz kılıyormuş. Ne malum? Ne malum? Ben namaz kılıyorum dediğini falan duymadım. Cebinden konuştunuz. Evde mi bakalım? İsmail, bazen beni çok boğuyorsun. Bana güvenmiyorsan bitirelim. Belki de ben sana göre biri değilim, bilmiyorum. Şşş. Niye ağlıyorsun şimdi? Sen bana böyle davrandıkça çok kötü oluyor. Seni çok seviyorum. Sevmesem yemin ederim bırakacağım seni. Bir daha yüzünü görmek istemeyeceğim.
Ayrılmayacağız. Sen beni bırakmayacaksın. Birbirimizi seviyoruz. Madem sevgi var, ayrılmayacağız. Hadi, burası sana iyi gelmedi, gidelim. Seni babaannene bırakayım. Senden benim için bir iyilik yapmanı istiyorum Arzu. Yalçın Erdem'in haber spikerliğinden ayrılma nedenini bir araştırır mısın? Sıcak haber mi? Sanırım. Birkaç saatlik bir şey gibi görünüyor. Uğur'dan öğrendim. Ben de kendisiyle görüşeceğim ama adamı biliyorsun. Yani git dedilerse bile ben zaten gidecektim der. Tamam. Neyin peşinde olduğunu anladım. Kişi Uğur Kırdar mı çekti, kendi mi gitti onu öğreneceğiz. Peki senden ne istedi? Yoksa ana haber teklifiyle mi geldi? Evet. Tabii ki bu beni çok heyecanlandırdı ama bir karar vermeden önce bir hak yenip yenmediğini öğrenmem lazım. Tamam. Sen kimseyle polemiğe girme. Bunu ben hallederim. Benden haber bekle. O ana kadar da böyle bir söylenti var, doğru mu değil mi diye soranlar olursa yorumsuz kal. İsmail, senin gelmene gerek yok. Ana yolda ayrılalım. Olmaz. Eve bırakacağım seni. Sen eve girip ışığı yakıp kapatacaksın. Ben öyle gideceğim. İşte yine aynı şeyi yapıyorsun. Niye ya, niye? Babaanneme gidiyormuş gibi yapıp başka nereye gidebilirim sence? Hem senden gizlemek istediğim öyle biri, öyle bir yer olsa niye senin olayım? Derya, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Birazcık itiraz etme. İsmail'in sevme biçimi bu de. Uyum göster. Sen nasıl beni günde en az 10 kez aramıyorsun? Ben buna saygı duyuyorum. Sen de bana saygı duy. Ben birini sevdim mi onun her dakikasını bilmek isterim. Senin gibi değilim. Birbirimizi anlamak zorundayız. Baba çabuk söyle, ocakta yemek ısıtıyorum. Kızım büyümüş de yemek mi pişiriyormuş? Anne yok mu? Dışarıda. O dönene kadar ben de bir şeyler istiyorum işte. Gonca, benden sır çıkmaz. Söyle bakayım, annen nereye gitti? Kıskanılacak bir yer değil. Sanırım süpermarkete gitti. Sanırım. Ya baba, amma kıskanç bir adammışsın. Alışverişe gitti işte. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne zaman geleceksin? Ben şimdi tercüme ediyorum. Yemek pişirirken konuşamıyorum. Panikliyorum. Daha çok gencim. Annem gibi tecrübeli değilim. Aynı anda ikisini birden yapamıyorum. Tamam, kabul ediyorum. Öylesine sesini duyayım diye aradım. Canın ne zaman isterse ara. Hadi öpüyorum canım. Kolay gelsin. Tamam, görüşürüz. Biliyor musun Mehmet? Bu konuda ben de çok becerikliyimdir. Kızım iyi yemek pişiriyor galiba. Bana mı çektin he?